Evet, değerli dostlar, tekrardan Medine-i Münevvere'ye hoş geldiniz. Medine-i Münevvere, yani Medine ne demek? Şehir demek. Münevver, nurlanmış şehir demek. Yani Medine için mesela bazı televizyon programlarında bazı hoca arkadaşlarımız nedense gayri ihtiyari Medine köyü, Medine kasabası diye anlamsız ifadeler kullanıyorlar. Medine bir şehirdi. Medine bu bölgedeki en büyük kentlerden birisiydi. Peygamberimiz buraya geldiğinde burayı bir kente çevirdi. Ama nasıl bir kente? Yağma kentine, cihat kentine değil, şefkat ve merhamet dolu, nurlu bir münevver şehre çevirdi. O yüzden Medine'ye geldiği zaman ilk yaptığı şey ne olmuştur? Hocam Medine'ye geldiği zaman Peygamberimiz ilk yaptığı atını şaha kaldırmıştır, kılıcını sallamıştır, haydir Allah, haktır Allah demiştir, fetih ezanı okunacak diye her yeri fetih ganimeti diye el koymuş mudur? Hayır. Peygamberimiz buraya geldiği zaman buranın halkıyla kendi arasında Medine vesikası diye bildiğimiz bir anlaşma yapmıştır. Yahudiler burada daha çoktu. Şu aşağıda Kaynuka, Bakiye'nin arkasında Kureyza, biraz daha aşağıda Kuba'nın batısına doğru, doğusuna doğru nadir Yahudilerin olduğu üç büyük Yahudi kabilesi var. Evs bu tarafta, Hazreç arka tarafta dağılmış kabileler, bir dağınıklık var. Asabiyet söz konusu. Peygamberimiz buraya hicret ettiğinde 622 yılında ve Eylül ayında bu bahsettiğimi yapabilirdi. Biz biraz buna alışığız ama Peygamberimiz bunu yapmıyor. Buradaki herkese kendi peygamberliğini anlatıyor, dinine davet ediyor ama seçimi onların iradesine bırakıyor. Yani onları herhangi bir şekilde bir baskı altında tutmuyor, herhangi bir şey için zorlamıyor ve hatta onların kendi inanç dünyalarında özgürlük takdir ediyor. O sebepten dolayı Medine vesikası İslam ve şiddetten bahseden birisi olduğu zaman şöyle öpüp alnının tam ortasını yapıştıracağınız önemli referanslardan biri mutlaka olmalı. İslam'ı anlattığı zaman. Peygamberimiz burada Medine vesikasını ilk başta anlaşmalar yaptı. Neydi bu maddelerden bir tanesi? Dışarıdan şehre bir saldırı olursa Medine artık tek bir ümmetti. İçinde Yahudisi, Hristiyanı ile beraber hep birlikte bir ümmetti. Dışarıdan gelenlere karşı topyekün hareket edeceklerdi. Dışarıya karşı ödenmesi gereken diyetler varsa birlikte halledilecekti gibi çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerin olduğu bir anlaşma yaptı. Böylece onları kendi katında bir anlama taşıdığı gibi kendini de onların katında bir anlama taşıdı. İlk yapılan buydu. Sonra 7 ay geçti ve Mescid-i Nebi'yi inşa etti. Ama nasıl inşa etti? Güneyinde Suffe Mektebi'ni, batısında kendi evini ve ibadethaneyi de tam merkezine koyacak şekilde. Yani öyle bir mescit inşa etti ki o mescitte ibadet var, dinin tebliği var, sosyo-kültürel etkinlikler var. Düğünün mü olacak İzzet abi? Düğünün mü olacak? Hemen orayı bir düğün ortamına çevirebiliyorsunuz. Sünnet mi olacak? Kutlaması yapılabiliyor. Devletler arası bir anlaşma mı yapılacak? O orada görüşülebiliyor. Gayrimüslim bir topluluk gelip dini mi öğrenecek? O orada eğitim olarak sergilenebiliyor. Bayramlarda çelik çömlek mi oynanacak? Habeşliler karşılıklı mızrak kılıç oyunu mu oynayacak? Orada bu gerçekleşebiliyor. Fıkıh, siyer, tarih, hadis, muamelat, muhkemat ve ahkam üzerine bir şey mi öğretilecek? Aynı zamanda bir fakülte oluyor. Bugünkü mescitlerden ne kadar da ayrı bir mescit yapısı. Peygamberimizin inşa ettiği bir mescit değil mi? Hayatın merkezinde her şey o mescidin içerisinde var. Peygamberimiz aleyhisselam o mescidi inşa ettikten sonra bir şey daha yaptı. O yaptığı şeylerden bir tanesi de şimdi gideceğimiz, sizin sağınızda kalacak olan Medine pazarı. Medine pazarına giderken yolumuzda birçok hatıra bizi gözleyecek ama sizleri yormamak ve üzmemek için ben kendi zihin dünyamda birkaç tane önemli gördüğüm noktayı sizlerle paylaşmak üzere ayrı ayrı hatıralara böldüm. Onlardan bir tanesi tam şu anda karşınızda görmüş olduğunuz şu 4 Kral Fahd Kapısı diye bahsettiğimiz 20, 21 ve 22 nolu kapıların olduğu yerde Medine'nin her yeri hurma bahçesi ama oradakiler en kaliteli hurma meyvesini veren ve aynı zamanda Beyruha dediğimiz bir kuyunun olmuş olduğu Ebu Talha el-Ensari'ye ait bahçenin olduğu yer. Tam şu kapının olduğu yerden açık kapı var bakınız. Kapının sağa döndüğünüzde görevli odası var. O Beyruha dediğimiz kuyunun olduğu yer hala daha belirgin olarak